Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz eski tip çamaşır makinesi motoruydu. Şurada sargılarından da anlaşılacağı gibi sargıları değiştirilmiş, özel formülle sarılmıştır ve içerisine neodim mıknatıs olarak yerleştirilmiş ve modifiye edilerek rüzgar türbünü, su türbünü haline getirilmiştir. Şimdi sizlere ben şurada gördüğünüz çamaşır makinesi motoruyla test edeceğim. Kaç devirde, kaç amper veya kaç watt verdiğini göreceğiz. Bu lazer takometremizdir. Burada şurada göstereyim size. Fosforlu bant yapıştırdım. O fosforlu banttan da lazer takometremizle kaç devirde ne kadar elektrik verdiğini göstereceğim. Çıkışımız 3 fazdır. 3 faz alternatif akım çıkar. Ve şöyle gördüğünüz gibi 2 adet 50 amperlik köprü diyot özel soğutucuya bağladım. Şöyle gördüğünüz gibi 3 faz birleşip artı eksi olarak çıkmaktadır. Şu gördüğünüz panoda da şöyle 4 tane 60 wattlık ampul bağladım. Bu ampuller ise şöyle göstereyim size kutusunu. 24 volt 60 watt. Bunlar özel yatlarda kullanılan ampullerdir. 24 volt 60 watt'tır. Şimdi ilk önce ben size boşta yani yük vermeden daha sonra da 60 watt'ta, 120 watt'ta, 180, 240 watt'ta ne kadar kaç devirde verdiğini, kaç devirde kaç amper verdiğini adım adım izleyeceğiz. Şu anda devir veriyorum. Şu anda boş olarak. Tabii avometremizi de aynı zamanda bağladım. Şu anda dönmekte. Şu ampullerimizi söndürelim. Ampulleri söndürüyoruz. Evet, çok hızlı. Şimdi normalde biraz daha düşürelim. Bunu 24'e hatta 28'i bulmamız lazım ki 30, evet.27, 28. Şu anda yani 24'lük 24 voltluk bir sistemi şarj ediyor anlamındadır. Şu anda yine 30 diyelim. Devirini ölçelim. Kaç devirde? Evet, 530 devirde 540 devirde 32 volt. Yani 500-600 devirde 24 voltluk sistemi veriyor. Şimdi bir tane ampul yakalım. Tabii yüke girdiği için motor kasılma yaptı. Deviri biraz şuradan voltajı bunu da 24 değil 27. Evet, şu anda 60 watt. 60 watt 27,6. Devirimizi ölçelim. Evet, 584.590 devirde. Evet, 580-590 devirde. Şimdi ikinci ampulümüzü takalım. Tabii ikinciyi takınca volt düşüyor. Tabii yüke girdiği için deviri biraz yükü arttırmamız lazım. İki ampulde de 27,5. Güzel. İki ampul çok güzel yanmakta. Yine devir ölçelim. 700 devirde 120 watt. Üçüncüyü takalım. Üçüncü şu çalışmadı. Bunu buraya alalım. 16,5'a düştü voltaj. Şimdi onu
Üçüncüde devri fazlalaştırıyorum. Yine 27'ye gelelim. Evet. 27, 28. Şu anda 180 watt. Devir ölçelim. ...820 devir. Tabii yük arttıkça devirde mutlaka artması gerekiyor. Dördüncü ampulü deneyelim. 19,5'a düştü. Tekrar yükseltiyorum. 'Bizim makine patanaj yaptığı için biraz kayışımızı da kaçırıyor. 4 tane evet 837 950-960 devirde bakın 29 volt. Bantımız çıktığı için okuyamadık. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel verim vermektedir. Hiçbir ısı yok. Yani şu anda küçük bir çamaşır makinesi motoruyla döndürdüm. Bu 350 watt ama 350 watt tabi vermiyor. Kayış da kaçırdığı için şu anda kayış da ısındı. Gördüğünüz gibi 24 volt, 120, 240 wattlık ampulleri 28 voltla çok güzel yaktı. Daha sonra da şurada gördüğünüz 1 kW'lik motorla da daha sonra da test yapacağım. Şu anda elimde ampuller bu kadar. Daha sonra da değişik bir test yapacağım. Teşekkür ediyorum.